Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 5 ortaokul seviyesi. El-Vahdetu 2, yani ünite 2. Kül, kül. Kâle'den kül. Kaf ve lam harfi. Ekra'u, okuyorum. Ve ektubu, ve yazıyorum. Eddersül evvelu, el cezmu ve eşşeddetu. İlk dersimiz cezim ve şeddeden oluşmaktadır. Eddersül evvelu, el cezmu ve eşşeddetu. Cezim, işte şu zay harfindeki yuvarlak çizgi. Buna cezim diyoruz arkadaşlar. Şedde ise şin harfinde de, dat harfinde de var, görüyorsunuz. Şedde tam olarak nedir? Şeddeyi gösterelim. Şedde şudur. Adeta M'nin ters hali. W yani. W. Cezim ise yuvarlak. Bir sıfır gibi. Bir O gibi. Bir. İstemeyen dinle. İlel ibarat ifadeleri ve a'idha ve onları tekrar et. Esselamu aleyküm ve aleyküm esselam. Şimdi bu selamlaşma cümlesinde de şedde ve cezimi görmekteyiz. Şedde, sin harfinde şedde var. Şedde bir harfi iki defa okutmaya yarayan bir çizgi. Ve aleykum. Bak, esselamu aleyh. Ya'da ne var? Cezim var. Ve aleyh. Burada ya'da yine cezim var. Cezim yaygın bir şey. Şedde yaygın bir şey. Selamlaşmışlar. Ardından keyfe haluke. Nasılsın demiş. O keyfe halu, gerçi şu var, buradaki bir bayansa yani keyfe halu ki, kefe esre verin, nasılsın demek. Ene, ben bi hayrin, iyiyim. Keyfe, cezim var. Ene bi hayrin, yağda yine cezim var. Cezim sadece yağda olur, değil yani, herhangi bir harfte olabilir. İkinci alıştırma, iki yazıyor burada. Unzur, bak, ile surati, resme ve teemmül ve düşün. Sümme sonra nakış, münakaşa et. Anha ondan, yani ondan bahset, münakaşa değil de. Ma'e zümelaike, arkadaşlarınla beraber ondan bahset. Unzur, nunda ne var bir defa? Cezim var. Unzur, ra'da da var da yazmamışlar yani. İle surati, satta şedde var. Teemmül veya teemmel de olabilir. Teemmel, yani doğrusu böyle. Mimde ne var? Şedde var. Thümme, mimde yine şedde var. Nakış, şin harfinde cezim var. Yazmamışlar ama var yani. Anha, nunda da cezim var. Tabi yazılı değil, görülmüyor ama var yani. Var olduğunu biliyorum ben. Ma'zümelaike. Zümele arkadaşlar demek. Ma'a beraber demek. 3. İstemi'i ilel kelimati, kelimeleri dinle. Sümme ardından e'idha, onları tekrar et. Hel, el, em, ev. Görüyorsunuz her birinde ne var? Cezim var. Lamda cezim, lamda cezim. Mimde cizim ve de vavda cizim vardır. Hel, el, em, ev harfi tespit, yani bu cizmi tespit etmekle beraber okuyuşa nasıl bir etki yaptığına da dikkat ediniz. 4. İstemi'i iler kelimati, kelimeleri dinle. Sonra ikra, oku, ha onları. İstemi'i, sinde cizim var mesela, değil mi? İstemi'i, ayında da cizim var. Sümme, mimde şedde var. İkra, kafta da, buradaki hemzede de ne var? Cizim vardır. Ehsenu, ehsenu, ha'da cizim. El kalemu, lamda cizim. El aynu, lamda ve ya'da cizim var. El milhu, lamda ve yine lamda, iki tane lamda cizim var. 5'e geldik. İstemi' ilel kelimati, kelimeleri dinle. Ve e'idha, onları tekrar et. Sümme sonra uktub, yaz ha onları. Fi defteri ke, defterine yaz. İstemi' sinde ve ayında. Burada e'idha'nın dalında.
Uktubu kefte ve bağda, defteri fe de fa harfinde. Bunlarda cizim var. Sümme mimde de şedde var. Bunduku, bunduk. Burada ne var? Nunda cizim. Defterik fa'da cizim. İsmi sinde cizim. Be'se hemzede cizim. Türki ra'da cizim. Keyfe ya'da cizim. 6. İstemi'ye dinle ve a'id ve tekrar et. Sümme sonra sil, buluştur, kavuştur. Beynen nikati, noktalar arasını birleştir. Kemafil misali örnekte olduğu gibi. El, el, ez, ez. Görüldüğü üzere sağ tarafta tam yazılış, sol tarafta noktalı yazılış söz konusu. Noktaların üzerine kalemle geç diyor. Em, em, hel, hel. 7'deyiz. İstemi'i ilel kelimati, kelimeleri dinle ve a'idha ve onları tekrarla. Sümme sonra sil, birleştir, buluştur. Beynen nikat, ya noktalar arasını. Litekune, olması için. Ne olması için? Kelime, ten, bir kelime olması için. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Ehsenu, yani sağda ne varsa solda da aynısı olacak. Zaten aynısı, sadece noktalı yazılmış. Üzerine kaleme geçin diyor. El kalemu, el aynu, el milhu. Burada cezimleri görüyorsunuz. Dikkat çekmek istemişler cezimlere. 8'e geldik. Va koy el cezme, cezim koy. Alel harfi, harfin üzerine. Öyle harf ki el mülevveni, renklendirilmiş, yani renkli harf üzerine cezim koy. Fil kelimati, kelimelerdeki renkli harflere cezim koy. Öyle kelimeler ki el atiyet, aşağıda gelen kelimelerde renkli harfler üzerine cezmi koy. Ne gibi? Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Sümme sonra da bu işlemi yapmanın ardından ikra, oku, ha, o yaptığın kelimeyi, yani o kelimeyi oku. Türkiyün ne yapmış? Ra'yı renkli yapmışlar. Görüyorsunuz. Bizden ne istemişlerdi? Renkli harflere cezim vermemizi. Tamam, burada mim renkli, cezim koy. Şems, şemsun, şemsu, sonuncusunu nasıl okursan oku. Konumuz şu an için İrab değil. Şemsun. Temrun, mime şeyde cezim ver. Burada yağ var. Zeytunun, zeytin. Temrun, hurma. Şemsun, güneş. Türkiye'nin Türk yani. Bayrun, yağ'ya cezim ver. Bayrun, kuş demek. Lıfde'un, kurbağa. Lıfde'un, fa'ya cezim veriyoruz. 9. Unzur, bak. İle surati, resme. Ve teemmel, ve düşün. Sümme sonra nakış, karşılıklı konuş. Anha, ondan, konuyla alakalı konuş. Ma'zümele, iki arkadaşlarınla beraber. Burada ne var? Sat harfi var. Urbut beynen nikati, noktalar arasında bağlantı kur. Niye? Litekune, olsun diye. Şeddeten, şedde oluşması için, şeddeyi meydana getirmek için. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Şedde nasıl çizilir? Onu burada işlemişler. İşte aşağı yukarı böyle, yani görüyorsunuz. Üzerinden noktaların geç diyor. 11. Yani cizmi bitirdi, şeddeye geçti. İstemiye ileri kelime atı, kelimeleri dinle ve a'idha, o kelimeleri tekrar et. Sümme sonra lahiz, düşün. Kıraete şeddeti, şeddenin okunuşunu bir düşün. Ve k'tubha, ve k'tubha, yani ve uktubha, ve onu yaz. Fil feragatil atit, aşağıdaki boşluklara yazdık ama fil misal örnekte olduğu gibi. Ebbe. Ebbe nedir? Hani bir nedir? Bu örnek zaten kendileri yapmış. Ebbe.
Bağda şeddi görüyorsun. Şedde bir harf iki defa okutmaya yarar. Dolayısıyla bağdan iki tane vardır yani. Bu açılmış hali. Aslı nedir? Aslı şudur. Eb artı B. Eb artı B'dir. Bunlar bu şekilde yan yana yazılırsa ne olur? Eb halini alır. Yani şu şekilde yazsan Eb artı B yazsan ne olur? Ne olmuş olur? Fazla yer kaplamış olur. Değil mi? Daha az yer kaplaması için ne yapıyorsun? Bir tanesini silip diğerine şedde veriyorsun. Mesela bunu sil, diğerine şedde ver. Ne oldu? İşte yaklaşık bir santim kadar yer tasarrufu oldu. Bu bir kelimedeki tasarruf. Bir kitap yazdığını düşün. Ne olur? Binlerce santim yer tasarrufu olacaktır ve dillerde asıl olan ihtisar, yani kısa tutmak, az şeyle çok şey ifade etmek. Dolayısıyla arkadaşlar ebbenin aslı nedir derse ne diyeceksin? Şedde hangi harfin üzerinde? Ba'nın. O zaman iki tane ba var demektir. Hemen böyle yazacaksın. İlkini cezimli, ikincisini harekeli olarak. Mesela ne yapmış? Külle. Hangi harfte şedde var? Lamda. O zaman iki tane lam var demektir. Aç derse şöyle olacak. Yani külle. İlki cezimli, ikincisi fethalı olarak açılıyor. Burada tekrar ilk ne yazıyorsa külle yazmış. Hemen onu buraya yazacaksın. O bitti. 3 belle yazıyor. Tamam, belli hemen buraya yazarsın. Ümme hemen buraya ümme yazarsın. O yani en sağdaki neyse en soldaki o olacak. Buradaki püf nokta en sağdaki ile ortadaki arasında bağlantı kurmak. Belle ne demek? İki tane lam var. Bir tanesi ilki cezimli, ikincisi fethalı demek. Ve o şekilde yazmışlar. Ümme, mimde şedde var. Ne demek? İki tane mim var aslında burada. Ben yer tasarrufu için birini silip diğerine şedde verdim. Eğer bunun orijinalini görmek istersen ne yapman gerekir? Birincisinin cezimli, ikincisini fethalı, yani üstünlü olarak yazman gerekir. Cille. Ne olur? Lamda şedde var. O zaman ilk lamı cezimli, ikincisini fethalı olarak yazacaksın. Alleme. Lamda cezim var. İki tane lam var demek. Bir tanesi sakin, ikincisi fethalı. Ne olur? Al L-M olur. Derrase. Ra'da şedde var. Öyleyse iki tane ra var demektir bu. Hangi harfte şedde varsa o harften iki tane var demek. Ve şeddeyi kaldır, kelimenin orijinal halini yaz derlerse o harfin ilk harfini, şurada olduğu gibi cezimli değil mi? İkincisini fethalı bir şekilde yazman gerekir. Zor bir şey değil. Bununla ilgili bir örnek biz de yapabiliriz. Ne diyebiliriz mesela? Veffe. Hani bunu da biz uydurduk. Veffe. Vav var, fe var yani. Hangi harfte var? Şedde fe de var. O zaman bu ne demektir? İki tane fe yazacaksın demektir. Tamam. Birincisi nasıl olacak? Cizimli. İkincisi fethalı. Bitti. Vav da olduğu gibi indirirsin. Bitti. Budur. 12. İstimya ile kelimati, kelimeleri dinle ve idha, ve onları tekrarla. Sümme sonra sil. Buluştur, birleştir, beynen nikat noktalar arasını. Niye peki? Litekune kelimeten, kelime olsun diye, bir kelime meydana gelsin diye. Kerrame. Evet, nokta olarak burada yazılmış. Noktalı yerin üzerinden geçin. Peki kerrame'yi açmak istesek, yani desek ki orijinal nedir? Ra'da şedde var. Öyleyse iki tane ra var. Nasıl olacak o? Birincisi cezimli, ikincisi fethalı. Gerisi aynen yani. Kef ile ra'yı ekleyeceksin. Kef artı mime ekleyeceksin. Bitti. Hemen artıda ne var? Ta'akud yazmışlar. Hangi harfte şedde var? Kafta. İki tane kaf var demektir bu. Birincisi cezimli, ikinci kaf ise fethalı demektir. Değil mi? Gerisi neyse eklenir yani. Başta T varmış, onu ekle. Sonda dal varmış, onu ekle. Bitti. Ve hemen şuradaki noktalı yerleri yazsın. Leyyene. İki tane ya var demektir. Teşekkura. Hemen noktalı yerler yazılacak. Mekkese. Hayyara. Mütemeyyizun. Mütemeyyiz. Memme'a. Temeyyele. Buraya yazılacak. Et-tedribat 1. Var el cezme. Cezim koy alel harfil münevveni. Renkli harf üzerine cezim koy.
Sümme ikra. Sonra oku. El kelimete. Kelimeyi oku. Cim renkli bir harf. Cezim koy. Ecmele. Cim yine renkli bir harf. O zaman ona cezim koyacağız. El hicrat. El hicrah diye okunur. El hicratun diye de bilirsin. El babu. Lambda renk var. El babu. Ezzübdetu. El-Müctema'u. El-Mescidu. Eş-Şükru. Derbun. 2. Urbut beynel hurufi. Harfler arasında irtibat kur. Vektubuha. Ve onları yaz. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. 1. Kaf var, ba var, ba var, lam var. İki tane ba var değil mi? Birincisi cizimli, ikincisi harekeli, fethalı. Bu ne demektir? Şeddeli yapacaksın demektir. Sağ ile solu olduğu gibi eklenir. Kabbele. 2 yapalım. Yani şu an iki tersten bakıyor. Biz burada ne dedik? Hangi harfte şedde varsa onda ne yapacaksın? İki tane yazacaksın ama birincisi sakin, yani cizimli, ikincisi fethalı demiştik. Şimdi bunları bu şekilde vermiş. Diyor ki bunu diyor doğru yazılımı kelime haline yazmak istersen nasıl bir şey elde edersin? Bakıyorum aynı harfin tekrarı var. Ra ra, dat dat, ya ya. Devamında mim mim. Ve görüyorsunuz bu bahsettiğim şimdiki harflerin birincileri cezimli, ikincileri harekeli. Bu ne demektir? Şeddeli yani bu. Birinciyi sil. Birincileri sileceksin. İkinciye şedde vereceksin. İş bitecek. Hemen yapalım. En baştaki yani iki numara. Nu. Ardından dal var. Bir tane ra koyacağım ben. Bir tane de sin. Müderris. Her ikisi neyse. Arkası ne? Esre. O zaman esreyi koyarsın. Bitti. Müderris. Müderrisim. 3. T ver. Ta, fa ve de dat. Dattan sonra da lam geliyormuş. Yanlış yazdım. Tekrar yazalım. Ta, fa, dat. Ardından lam varmış. T, fe, dat. Dattan ne yapacağım? Şedde vereceğim. Ve fetha vereceğim. Tefevval. Lütfen demek manası. Dörtteyiz. Sinsin. Ya. Elif, ra, te. Seyyaratun, otomobil demek. Beşteyim. Şu mimle başlayalım. Mim, ardından ha var. Bir tane daha mim var. Ve de dal var. Ne yaptım yani? Aynı harf tekrarı varsa, birincisi cezimli, ikincisi harekeli ise ne yaptım? Cezimli olanları sildim. Harekeli olanlara şedde verdim. Bitti. Gerisi aynen yazıldı yani. 3. Fassil. Ayır. El hurufe. Harfleri. Sümme sonra uktubuha. Onları yaz. Fil feragati. Boşluklara. El atiyeti. Aşağıdaki boşluklara. Keman fil misal. Örnekte olduğu gibi. Şimdi tam tersi. Tebesseme. Bundaki harfleri ayır diyor. Ne var bunda? Bir tane ta, bir tane ba, bir tane sin, bir tane daha sin ve bir tane mim. Yani iki tane sin var. Neden? Çünkü şedde var. Şedde varsa o harften iki tane yazacaksın. Birincisini cezimli, ikincisini harekeli. Fethalı mı, esreli mi yazacağım? Bunda fetha olduğuna göre fethalı yazacaksın. Yani üstünlü. Ha, buradaki şeddeye bakıyorsun. Esreli yazılmış. O zaman esreli yazacaksın. Yani hareket zaten orada belli. Ekstra bir şey yok. Burada ne var? Şekera var. Şekera'da ne var arkadaşlar? Bir tane şin, iki tane kef var. Kefin bir tanesi ne olacak? Sakin. İkinci kef ne olacak? Fethalı olacak. Çünkü fetha herkes almış. Taallem. İki tane lam var. Birinci lam nasıl olacak? Burada olduğu gibi sakin. İkinci lam burada olduğu gibi fethalı. Muhammed. İki tane mim var. Değil mi? Mimin bir tanesi sakin burada olduğu gibi, diğeri harekeli burada olduğu gibi fethalı.
Müteheddis ilk dal ne olacak? Cezimli. İkinci dal ne olacak? Esreli. Settar. İki tane ta var. Bir tanesi sakin, yani cezimli. İkincisi fethalı olacak. Mim zaten belli. Ha zaten belli. Onları ben söylemedim yani. Onları zaten anlıyorsunuz. İlk defa kelimeyi bölmüyoruz çünkü. Dört. Sil. Buluştur. Beynel mecmuateyni. Mecmuateyn. İki taraflı yazıları yani. Sağlı sol olan yazıları. Kemafil misali örnekte olduğu gibi aralarını bul. Aralarını buluştur demek. Sil. Bul. Buluştur. Beynel mecmuateyn. İki yazının arasını buluştur. Esselamu lafzından sonra haluke gelmez. Esselamu aleykümdür yani. Ve aleykümden sonra ne gelir? Bir hayrın gelmez. Ve aleyküm Esselam gelir. Defalarca bunu gördük zaten. Oradan belli. Keyfeden sonra aleyküm gelmez. Keyfe haluke. Nasılsın? Ene ben haluke. Olur mu? Olmaz. Ene bi hayrin. Ben iyiyim diyeceksin. Eddersü sani. İkinci ders. Ve burada kalıyoruz.